İyi akşamlar arkadaşlar. 23 Mart akşamından İstanbul İkiteli'den hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok güzel ders hazırladım sizin için. 10 numara ders olacak. Başlıktan da görüyorsunuz. Bugünkü dersimizin konusu yine sayısalcılar için, mühendisler için, yani üst seviyedeki arkadaşlar için bir ders olacak. Riccati diferansiyel denklemleri. Şimdi Muhammed, Türk eğitim sisteminde bazı insanlar eleştiri yapıyor. Diyor ki eğitim sistemimiz ezbere dayanıyor. Evet, ben de katılıyorum. Yani Türk eğitim sistemi ezbere dayanıyor. Ve enteresandır, bunu söylüyorlar ama hedefi, adresi tam belirtmiyorlar. Ve kimse de üzerine alınmıyor. Zannediyorlar ki ya bu edebiyata, tarihe dayanıyor. Zaten bunlar sözel dersler. Yani bir tarihte ezber olmadan tarih olmaz. Ya öyle dememek lazım. Mantıkla gidiyorsun. Ezbere, İllaki. O kastın. Asıl eğitim sistemini ezbere dayayanlar matematikçiler. Güya matematikçiler ve Türkiye'de bunlar büyük ekseriyet çoğunluğunu götürüyor. Şimdi ben bakıyorum. Muhammed, şöyle bir şey var. İnternete bakıyorum hep böyle YouTube kanallarına, şunlara bunlara. Amerikalıları görüyorum. İngilizleri görüyorum ama bir Çinli hocayı, bir Rus hocayı, bir Alman'ı üst seviyeden ders anlatırken görmüyorum. Sanki devlet politikası olarak bu bilgilerin başka uluslara yayılmasını istemiyorlar gibi bir izlenimim var. Dikkat ediyorum, hep böyle dediğim gibi hep Anglo-Sakson taraftan bu tür şeyler görüyorum. Niye bir Alman hoca Almanca'dan ben bir üst seviyede ders göremiyorum? Demek ki bazı devletlerin böyle politikaları mı var, onu da bilmiyorum. Şimdi Türkiye'deki mevzuyu da sana söyleyeyim. Türkiye'de binlerce matematikçi var ama iki tane, üç tane Boğaziçi'li öttürüyor. Hani herkes diploması olduğunu söylüyor ama Boğaziçi'liler gel. Hani ben bir Boğaziçi mezunu olsaydım bunu söyleseydim kendini övüyor derlerdi. Ama bakın, ben 50 yaşına dayanmış yılların öğretmeni olarak diyorum ki ya Boğaziçi Üniversitesi ile diğer üniversiteler arasında kod farkı var. Ki sen İstanbul Üniversitesi'nin az değil yani. Ona rağmen de bunu söyleyebiliyoruz. Yani bazen diğer matematikçi arkadaşlar, hocam sen bu kadar şeyi nasıl biliyorsun? Bakın, matematiktir ezbere zaten Türk eğitim sistemini batıran. Matematikçiler bir tekerleme, bu matematikçilerden kastım da alt seviyedeki ilkokul, ortaokul derslerine girenler değil. Lise ve üstüne girenler. Şimdi bütün YouTube kanallarına giriyorum veya diğer internet ortamından Riccati diferansiyel denklemi diyor ve diyor ki, şöyle diyor. Zaten diyor Riccati diferansiyel, bir örnek üzerinden göstereyim. İki tane arkadaştan aldım. Şimdiki örnek soruyu Hasan Çakan hocamızdan aldım. Dur yazayım aynen tahtaya. Yazıyı şöyle yazıyorum Muhammed. Y'nin türevi neydi? Eksi x kare eksi 1, efendime söyleyeyim, artı y kare eşittir 0 tipli denklemleri Riccati diyor. Şimdi Muhammed, Riccati diferansiyel denklemi olduğunu diyor ve devam ediyorlar. Nereden anlarsınız diyorlar. Riccati diferansiyel denklemi şuradan anlarsın. Bununla beraber y 1 eşittir x gibi çözüm verilirse, verilir diyor bak. Birçok şeyde verilir. Şimdi mevzuya geçelim. Şimdi hocam, siz bu y1 eşittir x'i niye veriyorsunuz? Ya bakınız, bir kuş, yavru kuş büyüdüğü zaman, büyüdükçe anne onun ağzına yemek koymaktan yavaş yavaş anne ve baba kuş vazgeçer. Minik olduğu için ağzına koyar. Ama belli bir olgunluğa erince yere koyar. Onun yerden almasını ister. Sonra yuvadan birkaç adım öteye koyar. Şimdi sen bunu üniversite okuyan bir öğrenciye niye veriyorsun? Ya Muhammed, böyle de bir adet olmuş. Maalesef bu adet devam ediyor. Uyuşturucu gibi herkes devam ettiriyor. Şimdi askerlikte bir anı var. Dakika bilgisi verirsem bu askerlik fıkrasını anlatayım ben. 4-5 dakika. Şimdi anlatayım bunu. Birliğin birine yeni bir komutan atanıyor. Hızdan anlatacağım. Fıkra daha o şeydir. Komutan tabii atandıktan sonra bir geziyor etrafı. Sonra dikkatli böyle
bir komutanmış. Biraz analitik düşünebilen bir adam. Lan diyor, cephanelikte nöbet var, anladık diyor. Nizamiye'de var, anladık. Petrol istasyonlarında var, anladık. Bir noktada nöbet tutuluyorlar. Banklar var, oturma alanları. Oturma, birkaç tane bank koyuyor. O bölgede nöbet tutuluyor. Lan diyor, buraya niye nöbet yazıyorlar diyor, acaba diyor. Sonra birliğe dönünce diğer komutanlara soruyor. Ya diyorlar, falanca bölgeye nöbet yazılıyor. Niye yazıyoruz? Diyorlar, komutanım biz bilmiyoruz. Biz askeriye geldiğimiz oraya nöbet yazılıyordu. Biz de öyle devam ettik. Şeyi soruyor. O birliğin önceki komutanı, diyelim ki atanmış general olarak. Paşam diyor, ya bir konu hakkında sorun var. Biz diyor askeriyenin diyor falanca yerine nöbet yazıyoruz. Niye yazıyoruz? O da diyor ki, ben de bilmiyorum. Ne, ben geldiğimde onlar yazıyordu. Ben de karışmadım. Sonra emekli olmuş komutanı merak ediyor. Buluyor yani birkaç gün sonra. Diyor ki, paşam diyor, bir sorun var. Diyor. Ben diyor sizin görev yaptığınız şerefli birliğe yeni atanan bir komutanım. Bir şey maruzatım var. E buyur diyor. Ya komutanım diyor, falanca bölgede diyor nöbet yazılıyor, bankların olduğu yere. Bunun hikmeti nedir diyor. Biz oraya niye nöbet yazıyoruz? Diyor ki eski, ya hala orada nöbet mi tutuyor? Ben diyor birlikten ayrılırken diyor o bankları boyatma işi olmuştu diyor. Ben o bayoya kimse oturmasın diye iki tane askeri oraya nöbetçi koydum diyor. Hala orada nöbet mi tutuluyor diyor. Şimdi birisi, vatandaşın birisi çıkartmış, Y'ye 1 eşittir X'i vermiş. Ya niye veriyorsunuz? Eğitimde öğrenci kendisi yiyeceğe ulaşması gerekmiyor mu? Yani bu çok mu elzem? Ondan sonra eğitim ezbere dayanıyor, yaratıcı düşün. Ya sen bunu verirsen öğrenciyi kısıtlarsın. Bırak. Çünkü büyük devrimler, gerek Faraday, gerek Einstein, öğrenciler tarafından, daha yeni mezun, son sınıf, onların eskizleri arasında çıkıyor. Yaratıcı düşüncenin önündeki engel bizim hoca arkadaşların mantığıdır. Adam yani öğretmenlik okurken tek düşündüğü ek ders. Ben bir an önce atanayım, yerleşeyim. Ya biraz idealist olmak lazım. Rızık o şekil, bu şekil geliyor. Şimdi Muhammed, bunu vermeye gerek var mı? Rikkati diferansiyel denkleminde şöyle hemen bir açıklama yapalım. Genel çözüm zaten birinci mertebedir. Yx eşittir. Y1 artı başka bir ifade şeklinde yazılır. Y1 artı ne diyelim ki Y2x. Y1'de tekil çözüm verilir denir. Niye veriyorsunuz? Şimdi ben sana göstereceğim. Sen 9. sınıfa giden bir lise öğrencisi. Bu arada ben sana göstereceğim. Vermeye gerek yok. Ya bu kadar basit bir şeyi de öğrencinin ağzına koyuyorlar. Mesela şu kısmı kaldırayım. Y1 kalsın orada. Şimdi bunu sen görme. Ya öğrenci bulsun. Araştırsın. Zeka. Sen sonuca, hatta ben ısrarla, bak, açık kitap sınavları. Ben sana ezberci eğitimi söylüyorum. Bizim İstanbul Üniversitesi'nde Quantum 2'de adam yaşlanmış, bir de buna ders yazmışlar. Quantum 2'ye giriyor. 10 yıldır adam bir sene açık sınavları, kitap açık yapıyor. Sorunun birini vizede soruyorsa finalde ötekini soruyor. Öğrenciler kitaptan baka baka yazıyor. Ve bu adam İstanbul Üniversitesi'nde bir hocalık yaptırılıyor. Ya bir Allah'ın kulu da kardeşim, sen ne satıyorsun? Şimdi bak, ben istiyorum ki gönlüm olarak Saadet Partisi iktidarında, ya milli eğitimi YÖK'le beraber bize versinler, memleketi uçururuz. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne dair rektör atanıyor. Çapsız bir adamı herkes biliyor. Onun bilgi birikimi olmadığını herkes biliyor. Öğrenciler onun intihar yaptığını biliyor. Yani öğrenci sevinin bilgisinden daha alt seviyede bir adamı üniversiteye sırf yandaş diye. Bu bugün olan bir şeydi ki, ben 28 Şubat'ın öğrencisiyim ya. 97 senesindeki 97, 98, 92 ile 98 arasında İstanbul Üniversitesi'ndeyim ya. Liyakatsız ne kadar adam varsa kadro veriliyor. Sırf yandaş diye yapılıyor. En yetenekli çocuklar cezaevlerinde yatıyor ya. Siz sahte para yapacak kadar milleti, savcıyı, polisi, doktoru telefonla dolandıracak kadar meziyetli misiniz?
Adamları, bu üstün yetenekli çocukları bu sistematik dışarı atıyor. Şimdi Muhammed sana şimdi bak burada çözümü. Bunu Amerika'yı keşfe gerek yok. Şimdi bakıyorsun. Bir kere al sana ipucu. Kareler birbirini götürecek, tamam mı? Dörtlü değil mi? İkisi birbirini götürecek, ikisi birbirini götürecek sistemde. Evet. Peki bu biri kim götürecek? Ona da diğeri kaldı. Bir şeyin türevi bir, o zaman bir, sadece x'in türevi. Yani x kare, x küp, 1 bölü x, 1 bölü x kare değil. Şimdi bu bunu götürmesi için ne lazım Muhammed buraya? Bu buraya ne lazım? Y karenin ne olması lazım? Bakıyorsun bu eksi ise bunun artılısı x kare olması lazım. O zaman hani buradan biliyoruz. Yani. Buradan ne çıkıyor? Y eşittir artı eksi x değil mi? Evet. Bak bu soruda kimdi bu, hangi hocamızdı? Hasan Çakan hocamızdan aldığım soruda eksi x görevini görmüyor. Şöyle söyleyeyim. Y eşittir x de çözüm veriyor değil mi? Bakalım şimdi. Y eşittir x de çözüm veriyor. Bir kere acaba y1 eşittir x mi? Y1 eşittir eksi x mi? Bakıyorsun ikisinin de karesi gidiyor değil mi? Ama türev alındığında bak bunun y üstüsü 1 çıkıyor, bunun y üstüsü eksi 1 çıkıyor. Olmadı. Bak eksi 1 çıkarsa bu sıfırlamaz. O zaman şu yok. Bu değil. Ya bu kadar basit. 9. sınıfa giden çocuğa anlatıyorum ben şu an bu dersi ya. Bu y1'i niye veriyorsunuz? Şimdi gördük ki y eşittir x de bu denklem çözümleniyor. Muhammed görebiliyor musun? Evet. Koyalım istersen arkadaşlar. Y üssü nedir buradan? 1'dir. Koy yerine 1 eksi x kare eksi 1 artı y eşittir x olduğuna göre y kare de x karedir. Artı x kare eşittir 0. Ya bu kadar. Bunu da mı çocuğa, üniversite öğrencisi ya, bunlar öğretmen olacak ya. Bunlara bu soruyu veriyorlar. Şimdi başka bir soru çözümlemelerine geçeceğiz. Hasan hocamız çözmüş dediğim gibi. Hatta bu denklemin de tam bir çözümü, net bir çözümü yok. Şurayı kaldırıyor. Şimdi bak benim bu bilgiler ışık altında. Ben bu soruya, buraya bu soruyu bir soru yazacağım. Bak Muhammed sen neredeyse oradan bakarak tekil çözümü bulacaksın. Ha az önceki denklemin tekil çözüm bulundu ya. Y eşittir x bulundu ya. Genel çözüme de şu dönüşümle gidiliyor. 1 bölü k v neyse v dönüşümüyle yerine koyduğunda genel çözüme gidiliyor. Ama bizim dediğimiz gibi ya bizim bir Allah'ın kulu da demiyor ya biz bu Riccati denkleminde y1'i niye veriyoruz? Birisi vermiş öyle adet olmuş devam ediyor. Şimdi bu mevzuyu bak bu mevzuyu başka bir soruya uyarlayacağım. Bu arkadaşımız da güzel, ben beğendim yani Türkiye'nin gerçekten değerli bir hocalarından birisi. İsmi yok. YouTube kanalında adı da Bu Ders Boğaziçi'den. Bu arkadaştan aldığım soruyu. Aynen soruyu şimdi tahtaya yazayım bir dakika. Evet. Tahtaya yazıyorum. Y'nin türevi Muhammed. Y'nin türevi. Artı 1 bölü x kare. Artı y bölü x. Y bölü x. Eksi y kare eşittir 0. Riccati diferansiyel denkleminin çözümü isteniyor. Ki hocam arkadaşımız da çözüyor. Çözerken zannedersem onun da gözünden bir nokta geçiyor. Ne diyorsun Muhammed? Tekil çözümü bakarak söyleyebilir, bulabilir misin? Y yerine ne yazılırsa bu bunun tekil çözümüdür. Basit çözümüdür senin anlayacağın dilde. Ne? Y ne olabilir? İkisi ikisini götürecek, ikisi ikisini götürecek demiştik ya. Bir atış hakkını kullanabileceğim bakalım. Sence y eşittir nedir? Az önceki soruda y eşittir x'ti ya. Burada y eşittir sence nedir? Eksi x kare. Şimdi dedik ki bak. Ya ikisi ikisini şey, götürecek. X eksi kare, x eksi kare mi acaba? Şimdi bak. Öyle falcılık yok. Eksi şu ikisi, şu ikisi kareli ifade değil mi? Evet. Lan bir tane deneyeceksin. Ya budur ya odur. Yani çocuk soruyor. Hocam diyor. Buna basıp diyor. Buna basınca mı diyor? Karekök alıyorduk. Yoksa diyor önce buna basıp sonra buna basınca mı? Ya arkadaş bir 49 yaz. Bir onu yap.
7 hangisinde çıkıyorsa odur. Ya bu kadar bağımlı hale gelmiş. Sanki yıllarını kaybedecek. Bak dinliyor yani. Musun? Şimdi bu ikisi birbirini götürürse şu ikisi de birbirini götürüyor mu? Bakalım. Bunun için nedir Muhammed? Y kare eşittir. Zaten bunun eksisi var. Bunun artısı. 1 bölü x kare ise karekök içine alırsan y eşittir artı eksi 1 bölü x olur. Y eşittir 1 bölü x yazarsan bu denklem sıfırlar. Demek ki ya bu kadar basit. Y eşittir 1 bölü x artı 1 bölü v dönüşümü uygulayacağız. Bu bir. Ama diğer sorudan farklı olarak aynı zamanda y eşittir eksi 1 bölü x artı 1 bölü v de bu denkleminin çözümünü veriyor. Şimdi sen çocuğa y eşittir 1 bölü x y bir çözümü verirsen adam buradaki eksiği belki bak öğrenci senin görmediğin derinlikleri ve güzellikleri görür. Sen bir kişisin, öğrenciler binlerce kişi. Uygula bakalım o soruyu neler çıkacak arkasından. Muhammed ikinci bölümde bu soruyu çözeceğiz. Şimdi videomuzu kesebilirsin.